Arkadaşlar herkese merhaba. Bir önceki videomuzda Zoom programının genel özelliklerini detaylı bir şekilde anlatmıştık. Sık gelen sorular olduğu için bu sorulara cevap vermek istedim. Bu videomuz tamamen soru cevap şeklinde ilerleyecektir. Yaklaşık 8 tane farklı soruya ayrıntılı bir cevap vermeye çalışacağım. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk öncelik Zoom programının özellikleri ve limitleri nedir? Bununla ilgili bilgi vereceğim size. Tabi bilgi vereceğim Zoom programının ücretsiz sürümü arkadaşlar. Ücretli sürümleri ayrı. Biz standart kullandığımız ücretsiz olan Zoom programının üzerinden gideceğiz. Şimdi bakın ücretsiz sürümde Zoom programında en çok sorulan soruların başında kaç katılımcı katılabilir aynı anda diyor. En fazla 100 katılımcı arkadaşlar. 100 kişi aynı anda birbirini görebilir, konuşabilir sırayla. Bu şekilde 100 katılımcıya kadar sınırımız vardır arkadaşlar. Ücretsiz sürüm olduğu için konuşma süresi maksimum 40 dakikadır. 40 dakika sonra görüşme kendi kendine sonlanacaktır. Görüşme sonlandıktan sonra tekrar Zoom programını başlatıp tekrar bir oturum açabilirsiniz. Şifreleri gönderip tekrar görüşmeye kaldığın yerden devam edebilirsiniz bu şekilde her 40 dakikalık periyotlarda istediğiniz kadar toplantı yapabilirsiniz arkadaşlar. Birebir görüşmede sınırsız görüşme imkanı vardır. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Görüntülü ve sesli görüşme imkanı tanıdığı için Zoom özellikle şu anda koronavirüs zamanında çok etkili bir ortak görüşme platformudur. Görüntülü konuşabilirsiniz. Yani siz o an ekranda kim konuşuyorsa onun görüntüsünü görebilirsiniz. Veya söz alacaksanız sizin görüntünüz herkesi görebilir. Veya diyelim 100 kişi var. 100 kişi ana ekranda herkesi küçük pencereler şeklinde görebiliyorsunuz zaten. Ses ise ekranın sol alt tarafında mikrofon işareti olacak. Burada mikrofonu basarsanız üzerinde çizgi çıkarsa sizin sesiniz karşı tarafa gitmiyor demektir. Ama mikrofonun üzerinde ses yoksa sizin sesiniz karşı tarafa gidiyor demektir. Bunu unutmayın. Bir önceki detaylı anlatım videomuzu isterseniz e, izlerseniz burada zaten video ve ses kullanımını ayrıntılı şekilde anlattım ben. Zoom programında Zoom'daki kişilerle özel birebir yazışma imkanınız yani chat imkanınız var. İster grup olarak herkesin görebileceği bir mesaj atarsınız, isterseniz herhangi bir kişiye direkt sadece onun göreceği bir mesaj atabilirsiniz. Diyelim toplantı sırasında birisi sunum yapıyor, bir ders anlatıyor olabilir, herhangi bir iş ile ilgili bir konu anlatıyor olabilir size ve o sırada bir şey sormanız gerekti. Hemen orada bir el işareti var. O el işaretini basınca Zoom programında sizin isminizin yanında bir el işareti belirleyecektir. Sunum yapan kişi sizin oradan söz istediğinizi zaten anlayacaktır. Grup veya özel mesajlaşmayı anlattım. Ekran paylaşım arkadaşlar Zoom programının en etkili özelliklerinden birisi de budur. Sunum yapan kişi ekranını olduğu gibi bütün katılımcılara gösterebiliyor, paylaşabiliyor. Diyelim ki bir öğretmen Zoom aracılığıyla bir ders anlatıyor ve o an anlattığı dersin görsel halinde öğrencilerinin görmesini istiyor. O zaman mevcut ekranını, bilgisayar veya cep telefonunun ekranını şarj screen menüsüne basarak ekrana yansıtabiliyor. Bu sayede bütün katılımcılar sunum, sunumcunun ekranını aynı anda eş zamanlı olarak onlar da görebiliyor. Bu şekilde çok güzel bir zoom toplantısı devam edebilmekte arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci en çok sorulan sorulardan biri de Zoom şifremi unuttum. Ne yapabilirim? Sorusu. Eğer siz de Zoom şifrenizi unuttuysanız bakın ana ekranda Sign'in giriş bölümünde üst kısımda Sign Up Free yazan kısma tıklıyoruz. Bize şifremizi geri kazanmak için hangi yolları izlememiz gerektiğini gösterecek zaten. Otomatikman Zoom'un web sayfası karşımıza çıkıyor. Ve buradan kullanıcı e-mail adresimizi girerek mail adresimize bir şifre kurtarma maili gelmesini sağlıyoruz. Mesela atıyorum hemen ben yazayım şifremi. Mesela bakın burası çıktı zaten. Sign up diyorum. Bakın şu anda mail adresime bir kurtarma e, mail linki gitti. Bu mailinizdeki bu linki takip ederek siz de şifrenizi geri alabilirsiniz. Evet, geldik arkadaşlar üçüncü en çok sorulan soruya. Zoom'da konuşan kişileri nasıl duyarım veya sesi nasıl kapatırım? Yani benim sesim karşı tarafa gitmesin toplantı sırasında gibi sorular geliyor. Bakın ekranımızın sol alt kısmında mute yazıyor. Eğer bunun üzerinde herhangi bir çizgi yoksa sizin mikrofonunuz açık demektir. Sizin sesiniz karşı tarafa gider arkadaşlar. Dikkatli olun. Ama buraya tıklarsanız bir çizgi çıkarsa üzerinde görüyorsunuz zaten umute yazıyor. Yani sesiniz hiçbir şekilde karşıya gitmiyor. Siz görüşmeyi dinlersiniz ama sizin sesiniz karşı tarafa gitmez. Yani programın özelliklerinden bahsederken hani söz almak istiyorsanız el kaldırırsınız. Size söz verilir demiştik. Söz verileceği zaman da mikrofonu tekrar tıklayıp mikrofonu açabilirsiniz arkadaşlar. Zoom'daki ses problemi ile ilgili cep telefonundan girenler için ayrı bir şey söylemek istiyorum. Ben genelde bilgisayar üzerinden girenlere yönelik bir sunum hazırladım için. Cep telefonunda Zoom'a girdikten sonra sol alt köşede benim telefonum Android bu arada sol alt köşede Join Audio yazıyor. Yani sesle ilgili bir kulaklık işareti var. Buna tıklayınca Kalbiya Devis Audio yazıyor. Kusura bakmayın İngilizcem çok iyi değil. Bu yazıya tıkladığınız zaman mikrofon ve hoparlör açılacaktır arkadaşlar. Hani ben cep telefonundan girdim ses duyamıyorum veya sesim gitmiyor diyorsanız buna basmalısınız arkadaşlar. Bir kere bunu yapınca tamamdır veya sol üst köşede e, Hoparlör işareti vardır, ses işareti. Buna da tıklayarak Sesi kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir diğer soru Görüntüyü nasıl açıp kapatabilirim? Arkadaşlar görüntü demek kamera demek. Eğer Bir kameranız mevcutsa Bilgisayarda veya cep telefonundan giriyorsanız otomatikman kameranız var demektir. O zaman bakın yine görüşme sayfasında Start video yazıyor. Start videoya tıklarsanız yani üzerinde çizgi olmazsa sizin görüntünüz zaten karşı tarafa gidiyordur. Ama buradaki gibi üzerinde çizgi varsa bu sizin videonuzun kap kapalı olduğu dolayısıyla kimsenin sizi göremediği anlamına geliyor. Görüntünüzü buradan açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer soru da Zoom'un dilini nasıl değiştirebilirim? Yani menü dili. Şu anda bakın İngilizce. Hani bunu farklı dillere nasıl çeviririm? Arkadaşlar bunu cep telefonundan bilmiyorum. Ama bilgisayardan gelenler için anlatabilirim. Hemen bakın bilgisayarımın alt kısmında zoom uygulamasının bir ikonu var. Bu ikona sağ tıklıyorum. Buradan switch language dediğim zaman bakın diller çıktı. Hani İspanyolca, Fransızca, Almanya, Almanca, Portekizce, değişik Japonca mı artık Çince mi bilmiyorum onlar. Buradan mesela ne yapalım biz Almanca. Tıklıyorum Almanca'ya. Bakın zoom tekrar açılacak. Menü dili Almanca olmuş olacak. Evet bakın. Tamamen Almanca oldu. Bu şekilde tekrar aşağıda tıklıyorum. İngilizce yapıyorum. Şimdi İngilizce olacak yine. Bu şekilde eğer istediğiniz herhangi bir yabancı dil varsa ona çevirebilirsiniz. Maalesef şu anda Türkçe yok arkadaşlar. Uzun görüşmesini nasıl kaydedebilirim? Kaydedilen dosyalar nereye Kaydediliyor Bilgisayarda diye Arkadaşlar cep telefonundan kaydetme yok Ama bilgisayarınızdan kaydedebilirsiniz Sunum ekranında bakın altta record yazıyor Record'a basarsanız Kayıt başlıyor arkadaşlar Pause, stop Duraklatma Record'un kaydı sonlandırma Bakın kaydı sonlandırıyorum. Şimdi de kaydımızı yaptığımız yeri bulacağız arkadaşlar. Ana ekranı kapatıyorum. Ayarlara giriyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ayarlara giriyorum. Bakın hemen burada. Recording yazısına tıklıyorum. Bakın burada user, user dokumentlar zoom yazıyor. Buraya kayıt arkadaşlar sesle şey, kaydettiğimiz zoom görüşmesi. Tamam mı arkadaşlar? Toplamda herhalde 13 GB'lık bir e, kayıt alanı veriyor size. Buradan isterseniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar bunu. Change'e basıp nereye kaydedecekseniz orayı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Open derseniz kaydettiği bölümü size açıyor zaten. Bakın hemen buradan göstereyim benim kaydettiğim Zoom görüşmelerine kayıt dosyaları burada. Bir tanesine girelim. Evet bakın görüntü ve sesler burada duruyor arkadaşlar. kaydımız da bu şekilde yapıyoruz. Bir arkadaşımız sormuş Google hesabıyla Zoom'a nasıl giriş yapabilirim diye. Hemen giriş ekranının sağ tarafına bakın. Sizin bit Google diyor. Google'la giriş yap diyor. Buna tıklıyorum direkt Google hesabınızı açacak arkadaşlar. Eğer Gmail hesabınız varsa otomatik zaten bağlanır. Mesela hemen buradan tıkladım en üsttekine. Evet. Hoş geldiniz Zoom'a diyor arkadaşlarım. Bu Google hesabıyla Zoom hesabı yaratmak ister misin diyor. Eğer create account dersem arkadaşlar buradaki Gmail hesabımla Zoom'a giriş yapabiliyorum. Yine bir arkadaşımız Facebook hesabıyla Zoom'a nasıl girebilirim demiş. Yine giriş kısmında sağ alt köşede bakın Sigin'in bit Facebook diyor. Facebook'la giriş yapın diyor. Buraya tıkladığımız zaman otomatikman Facebook sayfamızı açacak ve bizi orada bir uyarı ekranı çıkacak karşımıza. Ha, ben de çıkmadı çünkü demin çıkmıştı. Bir daha yapayım. Şöyle diyelim. Facebook. Evet. Şu anda Facebook'a giriyor. Ben az önce yaptığım için herhalde otomatikman Zoom sayfasına bağladı. Evet. Facebook'a girdiği zaman karşınıza bir ekran çıkacak arkadaşlar. İşte bilgilerinize ulaşacak Zoom diye. Kabul ediyorsunuz. Kabul ettikten sonra sizi buraya yönlendiriyor tekrar. Altta bakın Sign'in bit Facebook diyor. Tekrar buna tıklıyorsunuz. Evet. Facebook'ta kullandığınız hesap ile Zoom'a giriş yapalım mı diyor. Create account dediğimiz zaman arkadaşlar buradan giriş yapmış oluyorsunuz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Son olarak yeni bir soru geldi bir arkadaşımızda ekran paylaşımı ile ilgili bir çalışma yapar mısınız görelim demiş. Tabii ki hemen buradan yeni bir zoom toplantısı başlatıyorum. Zoom toplantısı başladıktan sonra arkadaşlar bakın burada Şarj girin diyor. Hemen gördüğünüz gibi Buna tıklıyorum ve benim ekranımın paylaşımı açacağım screen demek ekranını paylaş demek. Ekranı paylaşıyorum. Şu anda benim ekranı görüyor olacak e, toplantıya katılan kişiler. Mesela buradan niye açayım? Bakın YouTube açıyorum hemen. Çektiğimiz videoyu. Hani buradan bütün hareketlerimi şu anda sizin gördüğünüz gibi Zoom'a katılan kişiler de görüyor olacak. Bu şekilde sunumlu ve görselli bir şekilde e, toplantılarınızı, derslerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 bölüm halinde yayınladığımız Zoom videolarını burada bitirmiş oluyoruz. Herhalde anlaşılmayan yer kalmamıştır. Lütfen kanalımı beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Siz ne kadar destek verirseniz o kadar daha çok video çekebiliriz. Yorumlara yazdığınız yorumları okuyorum ben sürekli. Onlara elinden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen aklınıza takılan bir şey varsa oraya yazın. Size dönmeye çalışacağım. Hoşçakalın.